Sinema uğruna ara verdiği şarkıcılığa 16 yıl aradan sonra dönen Mahsun Kırmızıgül, şu günlerde müzikal başarısıyla değil, hüsranla biten evliliğiyle gündemde. Kırmızıgül'ün her yerde el ele göz gezi olduğu 6 yıllık eşi Ece Binay'la birbirine olan aşkları tıpkı Canın Sağ Olsun adlı yeni şarkısında olduğu gibi zamana derinemedi ve tükendi. İnsan da tükenir, aşk da tükenir. Geçen haftalarda Kırmızıgül'ün genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcının yılın büyük bir kısmını 5 yaşındaki kızı Levin'in eğitimi için gittiği Amerika'da geçiren güzel eşini aldattığı iddia edildi. Seviyorum diyen diller vefasız. Geçmişte de birkaç kez boşanma kararı alıp daha sonra vazgeçen Ece Binay, ihanet haberlerinin hemen ardından Kırmızıgül soyadını Instagram profilinden sildi. Binay, daha sonra boşanma davası açmak için apar topar Amerika'dan döndü. Ben yazdım sen bozdun, yetmedi derdin zehrin. Ve en acı günlerinde bile yan yana olan çiftin boşanma davası hafta başı görüldü. Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın 2016 yılında Los Angeles'ta peri masalı gibi başlayan evlilikleri Beykoz Adliyesi'nde son buldu. Kırmızıgül ile Binay anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. 15 dakika süren duruşmadan ilk çıkan taraf Kırmızıgül oldu. Oldukça buruk olan şarkıcının dava sırasında sık sık gözlerinin dolduğu öğrenildi. Merhaba Mahsun Bey. Sağ olun arkadaşlar. Evet, bin aşka kal kurşununa sarılıp veda ettim. Bugün konuşmasak bence iyi olacak. Duygularınızı alsaydık efendim. Sarf ettiğimiz tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık. Yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle de ayrılmaya karar verdik. Konuşmakta güçlük çeken Kırmızıgül, üzerine titrediği kızı Levin'in velayetinin annesine kaldığını açıkladı. Peki çocuk velayeti falan? Anne de çocuklar. Efendim. Çocuk zaten bizim çocuğumuz. Devamlı görüşeceğiz. Sizin de bu konuyu saygıyla tutmanızı bekliyorum. Beni affet kızım. Mahsun Kırmızıgül, eşini aldattığı iddiasını ise yanıtsız bıraktı. Tamam, ihanet dedikoduları için merak ediyorum. Kırmızıgül'ün ardından kameralar adliye çıkışı Ece Binay'a döndü. Avukatlık ruhsatı aldığı halde mesleğini hiç yapmayan Ece Binay'ın duruşma sırasında heyecandan ellerinin titrediği belirtildi. Çıkışta Kırmızıgül'le vedalaşmayan ve gergin olduğu görülen Binay'ın ihanet iddiasına sessiz kalması dikkat çekti. Neler söyleyeceksiniz? Zor bir süreçti sizin için. Boşanma davası açmıştım, sonuçlandı ve boşandık. Başka bir şey söylemeyeceğim. Çocuğun velayeti sizde evet, kaldı. Evet, bu son çıkan ihanet davası. Hiç bir şey söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Konuşma yasağı mı geldi? Hayır, başka bir şey konuşmayacağım. Çok teşekkür ederim ilginize. Geçebilir miyim ben? Boşanma protokolünde Kırmızıgül'ün Ece Binay'ı kızı için ödeyeceği nafakanın dışında Amerika'da bir ev ve iki araba verdiği konuşuluyor. Los Angeles doğumlu olan kızı Lavin eğitimine İstanbul'da devam edeceği için Ece Binay İstanbul'la Amerika arasında mekik dokuyacak. Amerikan vatandaşı için başvuru yapan Binay, avukatlık mesleğini de orada yapmayı planlıyor. Öte yandan sessizliğini bozan Ece Binay, yurt dışında yaşama isteği yüzünden evliliğinin bittiği iddiasına tepki gösterdi ve şu yazılı açıklamayı yaptı. İddia edilen evliliğimizin 2 yıldır zaten bitmiş olduğu, 2 senedir birlikte yaşamadığımız, ayrı yaşadığımız, benim 2 yıldır daimi olarak Amerika'da yaşadığım, evliliğimi bırakıp Amerika'da yaşamayı tercih ettiğim söylemleri kesinlikle doğru değildir. Evliliğimizin başından beri ailece Amerika'ya gidip geldiğimiz çevremiz tarafından bilinmektedir. Sadece son 1 yıldır uzun süreli olarak Amerika'da oluşum sahibi olduğumuz Green Card ile ilgili olarak orada süre doldurma gerekliliğindendir. Bu süreçte kızımıza ana sınıfı eğitimini de Amerika'da aldırmak ortak kararımızdır. Yine son 1 yıl içerisinde kızımla birlikte Türkiye'den uzak kaldığım süreler en fazla 2 ya da 3 ayı geçmemiştir ve bu 1 yılı sürekli olarak Türkiye-Amerika arası gidiş gelişlerle ailece bir arada geçirmişizdir. Boşanmaya kadar da evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir. Amerika'da bulunma konusuyla ilgili olarak hiçbir zaman bir fikir ayrılığımız olmamıştır. Ece Binay geçen çarşamba akşamı Etiler'de bir mekanda annesiyle yemek yedi. Çıkışta oldukça moralsiz olan Binay yine ihanet iddiası hakkında konuşmadı. Ece Hanım iyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Anneciğime geçeyim ben lütfen. Boşanmayı rica edeyim.
Evet, boşandık ve bitti. Hiç başka söyleyecek bir şey yok. Ay, sebep neydi? Bir ihanet mi, bir aldatma mı? Hiç konuşmuyorum bunlarla ilgili. Çok teşekkürler. Evet. Ece Binay'ın Kırmızı Gül'e ait 60 milyonluk mal varlığının 30 milyonunu aldığı iddia edilmişti. Geçeyim ben lütfen. Yani, Mahsun Bey'in kullandığı araçtı ama bir mal paylaşımı oldu mu aranızda? Yok ya, bunların konuşulması bile çok ayıp. Lütfen. 60 hiç, milyon kadar bir mal paylaşımı oldu. Ben de basından gördüm. Çok şaşırdım. Hiç böyle şeyler yok. Asla doğru değil böyle şeyler. Herhangi bir şey talep etmediniz mi? Hayır, hiç böyle şeylerin konuşulması bile çok ayıp gerçekten. Hiç ya ben konuşmak istemiyorum. Görüşüyor musunuz? Hani konuş, arkadaşlık devam ediyor. Araba burada. Tabii ki biz kızımız var tabii ki. Acaba bu kadar Melaeti lütfen. Sizde mi kaldık? Evet. Evet. Kızımın velayeti bende. Yok, doğru olan bu. Tamam, zaten mahkemede anneye verir. Evet. Ece Binay tekrar bir barışma olur mu sorusunu yanıtsız bıraktı. Peki acaba yeniden bir barışma söz konusu olabilir mi? Ay lütfen ben gerçekten. Annenizi unuttunuz ama annemiz miydi yanınızdaki? Geçtiğimiz günlerde Mahsun Bey'in bir anneniz miydi Ece Hanım bu arada? Fotoğrafları çıktı başka bir kadında. Ece Hanım. Anneniz miydi hanımefendi? Binay, imzaladıkları boşanma protokolü nedeniyle Kırmızı Gül'ün kendisine verdiği ciple uzaklaştı. Mahsun Kırmızı Gül, 6 yıllık evliliğinin bitmesinin üzüntüsünü yaşarken oğlu Mahmut Kırmızı Gül ise hafta içi yeni sevgilisiyle görüntülendi. Sosyal medya fenomeni Mina Cenan'la bir küs bir barışık süren ilişkisi geçen aylarda biten Kırmızı Gül, yeni aşkıyla Nişantaşı'nda el ele kameralara takıldı. Gönlümün sonduru, genç ömrü. Arabesk müziğinin ünlü isimleri Özcan Deniz ve Emrah da evliliklerini tıpkı Mahsun Kırmızı Gül gibi çocuklarına rağmen kurtaramamıştı. Üç ünlü arabeskçi de sevgililerinin hamile olduğu haberini öğrendikten sonra nikah masasına oturmuştu. Emrah, çocukları Eleysa ve Elyas'ın annesi Sibel Kirer'le 8 yıl, Özcan Deniz oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'la 1 yıl evli kalmıştı. Yok bir...